السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمد الكاملين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. Today is Juma. No. And today is the day of happiness. Bugün Cuma günüdür. Bugün Allah'ın kullarına mutluluğu dağıttığı gündür. Today is being given to Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün Peygamber Efendimiz'e hediye edilmiş olan gündür. Çok kıymetli bir gündür. It is the most precious day for Allah Almighty. And Allah Almighty, He gave it to Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. The first one to say, I want to be, the second day for me, it was Sayyidina Musa. İkinci Cuma'dan sonra ikinci günü isteyen peygamber, o da Musa aleyhisselamdı. O da cumartesi gününü aldı. And he been taking the Saturday. Until the other prophet wake up, Sayyidina Isa, he say, I want the second day of Juma. And it was Sunday. Peygamber efendilerimiz yarışırken hangi gün ikinci gün olsun Cuma'ya yakın, İsa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, ben de ikinci günü istiyorum. Onun içindir şimdi biz burada zikir yapıyoruz, zikrullah yapıyoruz. Ve bu Allah'ın bahşettiği o mutluluğu yakalamaya çalışıyoruz. Esas mutluluk nerededir? Esas mutluluk Cuma namazındadır. Biz de Cuma namazının arkasından zikrullah yapıyoruz ki o Cuma'nın mutluluğunu tam yakalamış olalım. And we are doing the zikr after Juma. And we want to catch the happiness of Juma. The real happiness of Juma is coming in Juma time, Juma prayer time. Allah Almighty, open up. Open up and give, 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 give. If the people, they realize what Allah Almighty, He give, they will leave everything and wait for that moment that Allah Almighty, He give. Öyle ki Allah veriyor ki kullarına o saatte o tecelli, insanlar ne verildiğini bilse, bütün işlerini, güçlerini bırakıp o, çünkü kısıtlı bir zamandır. O kısıtlı zamanı bekleyerek haftalarını, günlerini beklerler ki o sahata varsınlar da alsınlar Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinden. Biz gafiliz maalesef. We are heedless. We don't know. If we know what Allah Almighty He give, we will be much different. We will be more elite. We will be more higher. Yani biz Allah'ın bize verdiği şeyleri anlasak, onları bilebilsek daha kaliteli insan olurduk. Daha düzgün insan olurduk. Ve daha güzel insan olurduk. Çünkü Allah doyuruyor. Verdi mi doyuruyor. Verdi mi doyuruyor. Because Allah Almighty, He is giving and He give you and He make you to be full, more than full. To not be shrewd, to think what your brother take and what your neighbor take and what who is take. Yani Allah o kadar bir veriyor ki sen artık düşünmüyorsun, doyuyorsun. O kadar bir doyuyorsun ki senin kardeşin senden fazla almış, senden az almış. Senin komşun senden fazla almış. Saha çok almış, hiç artık umurunda olmaz. Çünkü Allah doyurmuş. Tok insandan korku olmaz, aç insandan korku olur.
Açlık insanın nefsaniyetini çıkarır dışarıya ve o kötü nefsin kokusunu, huyunu, suyunu çıkarır. Adam aç adamın ağzı kokar derler. Boşuna dememişler. Çünkü o nefsin kokusudur aslında. Allah Almighty, when He give, He make you to be feel that you get more than everything. And this, it is make you more high in spiritual way. It make you more high in your journey. And they say the danger will come from the hungry man, never coming from full up man. That's why they say the hungry one have smell, bad smell in his mouth. But actually it is not his mouth smell. This is his ego smell. Because the ego, when it is hungry, it's coming so terrible, so bad, can do anything. That's why my mother, she used to tell us a nice story about one kingdom. They've been fighting with other kingdom. But before they fight, they send some questions. And I remember one of these questions that saying they sent an eye, a human eye. And they say, make this human eye to put it in the balance, scale, put it in the scale and put in front of it as much as you have from the wealth. So if you are able to make this scale to be in the wealth side, then we will not fight with you. And the king, he says, small, it is 50 gram. 50 gram cannot be more than 50 gram. And the king said, voila, simple question for us. So we win the war without fight. Bu bize, Allah rahmet eylesin, Hacı annemin bir hikayesini hatırlatıyor bize. Bu açlık meselesi. Zamanın birinde iki memleket harbe girmiş. Ama harbe girmeden önce o diğer memleketin kralı soru göndermiş. Onlar daha güçlüymüş. Soru göndermiş. Bu soruyu cevaplarsanız biz sizinle savaşmayız ve sizi selamete bırakırız. Soru da şu. Bir kutunun içinde bir göz göndermişler. Ve demişler ki bu gözü tartıya koyun. Sizin ne kadar hazneniz varsa, ne kadar paranız varsa onu tartarsa ben sizden harp yapmam. Oranın kralı demiş ki ooo ne kadar basit bir soru. 50 gramlık bir göz, herhangi bir şey koysak onu tartacak demiş. Tartıyı getirmişler. Kralın bütün haznesini koymuşlar. Yine tartamadı gözü. İnsanların bütün haznelerini koymuşlar. Yine tartamadı gözü. Göz devamlı tartmış. Göz gene tartmış. Hiç kimse içinden çıkamamış. Oradaki kral demiş ki eyvah eyvah. Bir göz bizi yendi. Biz gittik işimize. And then they brought the eyes and put in the scale. And they brought all the wealth of king. And they put in the scale. And the eyes didn't move. It didn't move. It didn't make any small things. And the king, he was shocked. Say, this eyes, 50 gram, all my wealth. It didn't make it to move. Bring the people wealth. Bring everything. And they brought everything. And did it was. And there was one wise man. He say, I know the answer, he was saying. Say, what you know? Look, this wealth and this small eyes never been come together. Say, I know the answer. Orada bütün millet telaşta, herkes telaşta, harbe girecek mi? Kolay bir mesele değil. Bir tane
Hikmetli bir adam çıktı. Dedi ki ben bunun cevabını bilirim. Sultanım ben bunun cevabını bilirim. Demiş ki ne cevabı bilinsem? Bak benim paralarım, milletin paraları, altınları bu gözü yerinden kıpırdatmadı. Neyi bilinsen demiş. Demiş ki bana müsaade verirseniz ben size cevabı veririm demiş. Çaresiz demiş ki müsaade senin. Almış. Bir avuç toprak. İndirin onları demiş. İndirmiş. Toprağa koyduğu zaman pat diye göz düşmüş. And he say, oh my king, I know the answer. Say, you crazy man, how you know the answer? Look at this wealth. Look at this gold. Look at everything. We couldn't make it to move. Say, if you give me permission, I will give the answer. And he was saying, we don't have any choice. Do what you like. And he went to the ground and he take little bit of earth and he put in the scale and the scale Allah. Gone. Allah. See, only the earth can make this hunger to be Allah. Finished. Allah. Beware. Beware, beware, beware. Yani Allah bu tek gözü toprakla doyurur demişler. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Onun için ne yaparsanız yapın, toprağa görün. Whatever you do, you have to look for the earth. Look for the earth and then try to do something. Try to be something and try to make something. It's very important. My mother, she was telling us this is as fairy tales, but look for the wisdom. Hacı annemiz bize bunu çocuk masalı diye anlatırdı. Çocuk ama hikmete bak. Onun için oradaki annelere çok büyük vazife düşüyor. Çocuklarınızı tok olmayı öğretin. Aç yetiştirmeyin. Allah her şeyi vermiştir. Her şeyi size mehal görmüştür. Bugün değil, yarın. Yarın değil, o bir gün. Onun için çok önemli bir meseledir. It is very important things for moms that they are producing children and grown up children to make them to understand, to not be hungry, to be having the wisdom, to be full. Maybe today they cannot get it, but tomorrow they will get it. If they don't get it, they will get it the day after. It is very important to teach the people to not be hungry. Because to brought up hungry, after that, nothing will be satisfied. And this is the illness of this century. Nothing is satisfy us. Allah Almighty, He give everything, everything. In one day you be in the farthest point of this earth. Maybe olden days, it was take them age, take them one life to go for one day traveling. One age, one life can be lost for one traveling. Today, Allah Almighty, He tell you, in one day you go wherever you like. That's, I'm traveling to do this, what I'm saying. Allah bize o kadar bir nimetler vermiş ki, yani bir yerden bir yere gideceksen, dünyanın öbür ucuna giden bir günde giden. Eski zamanda insanlar ömürleri yetmezdi bir yerden bir yere gitsinler. O kadar imkanlar, o kadar şeyler vermiş ki Allah kuluna bu zamanda. Şükretmekten başka çaremiz yok. Onun için tatminkar olmaya bak. Ya Rabbim şükür, ya Rabbim şükür, elhamdülillah. Her gün en az iki rekat şükür namazı kılmanız lazım. Halinize, ahvalinize, sıhhatınıza, Allah'ın size verdiği imkana. Bugün en kötü imkan, insanların en kötüsü, en kötüsü, en kötüsü, 100 sene önceki insan bunu görmemiştir bile. Today people,
the worst, 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 worst one in this time, he is better than one man before 100 years that he didn't have anything as this, the worst, worst, worst having. See how Allah Almighty, he is so generous for us and he is giving us. So it's important to continue your 2 rak'at shukr praying. You pray 2 rak'at shukr and feel satisfied, feel happy. Because we want to everybody to be happy. Bu 2 rak'at namazı kılın, 2 rak'at şükür namazını kılın. Çünkü o size mutluluk getirecektir. Biz herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Herkes de bu mutluluğu tatmasını istiyoruz. Herkes de tatmin olma noktasına gitmesini istiyoruz. We want the tariqas. It is the way to make you satisfy. That's why the tariqas is very important. That's why the tariqa is teaching you how to be satisfied and how to be a good one. When you are having the satisfaction, you will be definitely good one. This is rule. This is rule. If somebody having everything and he claim everything but he doesn't have satisfaction, that means he is not full. He is not satisfied. He is nothing. That's why when you look for Maulana Sheikh, you see how he was satisfied and he distribute the satisfaction. Definitely. It's important. Definitely. If you are sitting with Maulana Sheikh, you know Maulana Sheikh is distributing the satisfaction that he is having more than enough. This is criteria to understand the level of somebody claiming that he is Sheikh or his claim he's something. This is the criteria to see your Sheikh. Are he is satisfied and distributing the satisfaction, or he is all the time having ear for gossip, what they are saying and what they are saying and what they are saying, and he is not satisfied himself, and you are also as his murid not satisfied. This is criteria must understand. Subhanallah. Onun için Şeyh Efendi Hazretleri'nin meclisinde olduğumuz zaman Şeyh Efendi Hazretleri bize tatminkarlığı verdi. Çünkü kendisi de tatminkarlık Allah'a ona bahşetmişti ve tatminkarlığı dağıtmaya yetkiliydi ve tatminkarlığı da dağıtıyordu. Onun için çoğu insan iddia eder ki ben şeyhim, ben şuyum, ben buyum. Ama bir ölçüsü var. Sen o Şeyh Efendi'yi görürsen ki oturduğu yeri dolduruyor, tatmin halindedir ve tatmini etrafındakilerine verebiliyor. O hak şeyhtir. Ama bir şeyh görürsen ki hep kulağı ya Facebook'ta ne dediler, bilmem nerede ne dediler, ya bizim hakkımızda ne söylüyorlar, kendisi kaynıyor, müritleri kaynıyor, tatmin yok, bir şey yok, anla ki boş iş. Selamu aleyküm, aleyküm selam de, yürü git işine. Onun için mürşit arayan, mürşidin sıfatı tatmin, Allah'ın o emni amanı giymiş oluyor. Onu giydiği zaman hem kendi giyiyor hem giydiriyor. Bu mürşidin sıfatıdır. Ama yerleri neyse hobi olarak mürşidlik yapıyorlar, olup bitiyor. May Allah forgive us and make us happy here and hereafter and make us to be with the true one. Maulana Sheikh, he was the true one. He was say, Ya Rabbi, I'm asking to keep with the true one. Şeyh Efendi Hazretleri derdi ki Allah bizi hakiki kullarla haşretsin. Hakiki kul olmasına rağmen o da der ki medet umardı. Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinden, büyük meşayih-i zamlardan, Peygamber Efendimiz'den ki tuttuğumuz sağlam olsun. Budur. Bu işin sırrıdır. Bir insan şeyhine tevazu olması lazım. Şeyhine bakması lazım. Şeyhini tutması lazım ki bu iş devam etsin. Aksi takdirde ben benim diyen bir şey yok. Biter. Orada tak kesilir. Elektriği tak kestiler mi bu iş biter.
Onun için meşayih-i izam için bu iş çok basittir. This is when Maulana Sheikh was saying, we want to be with the true one. He was claiming the Grand Sheikh and claiming the Grand Sheikhs and claiming Rasulullah and then Allah Almighty. And he was so humble, never claiming that I am this or I am that. This is important. Kibir. Allah Almighty, he hate the kibir. He hate the proudness. He hate it. If you are mutakabbir, if you are proud, Allah Almighty will hate you. Try to be humble for Allah Almighty, yeah. That Allah Almighty, he love you. Allah Almighty, try to get the love of Allah Almighty. Don't try to be above the people. Try to be under the people. Maulana Sheikh, with his greatness, he was below the people. Anybody coming to him, he was so humble to receive, and he was so humble to send. And he was, if necessary, he was making the shoes also for his guests. So we see so many times. This Maulana Sheikh, but Allah Almighty, he make it one of the greatest. This is important to be humble, because your humbleness, it will be to Allah Almighty. You're showing your humbleness through his servant. Bu çok önemli bir meseledir. Şeyh Efendi Hazretleri hiç kibiri yoktu. O derdi ki Allah kibir sahibini sevmez. Kibir sahibinden nefret eder. Kibirli insan iyi insan değildir. Mütevazi olmak lazım. O mütevaziliktir insanı yücelten. Şeyh Efendi Hazretleri öyle mütevaziydi ki hem insanları karşılardı hem insanları gönderirdi. İcab ederse de ayakkabısını da düzelirdi. Hiç kibiri yoktu. Onun için benim tavsiyem herkese, kibirden ne kadar uzak olursanız o kadar Allah'a yakın olursunuz, o kadar da işleriniz rast gider. O kadar da muvaffak olursunuz. Siz gençlersiniz. Siz bu meseleyi şimdi anlamazsınız ama ileride anlayacaksınız. Tevazunun ne kadar kapı açtığını, tevazunun ne kadar iş getirdiğini, tevazunun ne kadar başarı elde ettiğini. Çok önemli meseleler. وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِيقِ بِهُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِهُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ